11 ile etkileyen depremler sonrasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin binaları gündeme gelmişti. Yapılan incelemeler sonrası da hastanenin büyük bir kısmı depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Hepimiz kaygı ve korku içerisindeyiz. O yüzden şimdi ivedilikle her şey yapılıyordur. Emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip bulunmadığı ve bu binaların risk taşıdığı tespit edilmiştir. Kahramanmaraş merkezi 11 ile etkileyen depremler sonrasında tekrar gündeme geldi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin tüm binaları incelemeye alındı. Yapılan değerlendirme sonucu hastanenin büyük bir bölümü hizmete kapatıldı. Bakın, hastanenin son görüntüsü işte bu şekilde. Birçok noktada yapıların benzer görüntüsü söz konusu. Yapılan incelemeler neticesinde 105 bin metrekarelik alanın depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi ve konuyla ilgili çalışmalar başlatıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bundan böyle çelik konstrüksiyon yapılar, tarihi tescilli yapılar ve güvensiz bulunmayan betonarme yapılardan oluşan yaklaşık 75 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyetlerine devam edecektir. Acil ve çocuk hastalıkları birimi haricindeki diğer birimler devre dışı kaldı. Erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durduruldu. Sayacağım şu birimler devre dışı kalacaktır. Dahili ve cerrahi bölümlere ait toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane, yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi, ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite. Yeni Cerrahpaşa projesi hakkında üniversite rektörü Nuri Aydın açıklama yaptı. Aydın, proje için bir ay önce ihaleye çıkıldığını belirtti. Hastane yapıları inşası TOKİ tarafından yaklaşık bir ay önce ihale ilanına çıkılmış ve ihalesi 28 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. İstanbul deprem bekliyor. Şu binalar depreme dayanmaz. Buranın hemen rehabilite edilmesi lazım. Çok önemli. Hastanenin koronavirüs salgınında inşa edilen Profesör Doktor Murat Dilmener acil durum ve afet hastanesine taşınması için çalışmalar başlatıldı. Atatürk Havalimanı komşuluğundaki Profesör Doktor Murat Dilmener acil durum ve afet hastanesinin tamamının yapım amacına uygun şekilde geçici süreyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kullanımına verilmesi konusunda gerekli görüşmeler yapılmıştır. Ülkemizde güzel hastaneler yapılırken, varken bunun bu şekilde olması, insanların öyle sokaklarda olması yani beni bir vatandaş olarak beni rahatsız ediyor. Biz hastalar olarak, biraz hekimler olarak herkes belki sıkıntı çekecek ama evet, sonucunda güzel olur inşallah.